Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. 5-11 Ekim haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yaylar, Güneş terazi burcunda ilerlemesini sürdürüyor. Sizin için aslında dost bir burç terazi ve Güneş terazi burcunda ilerlerken e, hayatınız da biraz hareketlenir. Biraz daha sanki böyle geleceğe dair e, beklentilerinizin, umutlarınızın yeşerdiği, yeni projelerle haşır neşir olduğunuz bir süreci işaret ediyor aslında. Tabii ki arkadaşlar ve sosyal çevremizdeki hareketlilik de artabilir. Bu hafta Mars Koç burcundaki gerilemesini sürdürecek e, ve Mars'ın Oğlak burcundaki Plüto ile dik açısı var. Haftanın en güçlü açısı, en sert açısı. Bireyselden ziyade aslında kolektif alanda yani toplumsal alanlarda biraz daha zorlayabilir. Çünkü çatışma içeren, gerilimli, stresli, biraz güç mücadelesi gerektiren ortaya çıkarabilen bir açıdır. Siz de mümkün olduğu kadar zaman zaman hani oluşabilecek çevrenizdeki kişilerle ilgili olabilir, çocuklarla ilgili veya bir arkadaşınızla ilgili ya da aşk hayatınızda oluşabilecek böyle mücadeleler ya da stres oluşturabilecek unsurlara biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Hatta parasal anlamda da üzerinizde biraz yük hissedebilirsiniz. Ani bir masraf da oluşturabilir bu durum. Değiştiremeyeceğiniz şartları şu dönemde kabullenmek lazım. Yani biraz zamana yaymak gerekiyor. Çözüm yollarını bulamıyorsanız eğer biraz daha kabullenmek, zamana yaymak, biraz akışta kalmak daha doğru olacaktır. Pazartesi günü Ay Boğa burcunda olacak. Pazartesi günü günlük hayatınız, genel kişisel sağlığınız, belki bakımınız, evcil hayvanlarınızla ilgili bazı konular, evdeki birikmiş işler bunlara odaklanabilirsiniz. Pazartesi akşamından itibaren Ay İkizler Burcu'na geçecek. Perşembe akşamına kadar eşinizle ilgili konular, partnerinizle ilgili konularda daha fazla duygusal anlamda etki altında kalabileceğinizi söyleyebiliriz. Evlilikle ilgili konu ve kavramlar. Bazen işbirlikleri olabilir bu. Ortaklıklar olabilir. Paylaşım yapabileceğiniz temalar öne çıkıyor. Herhangi bir işiniz içinde bir hizmet almanız, birinden bir danışmanlık almanız, bir yardım almanız da mümkün. Perşembe akşamı ise Ay Yengeç Burcu'nda olacak. Pazar gününe kadar Cuma ve Cumartesi özellikle biraz daha para konularında mücadeleler var. Evet banka işleri olur, kredi işleri, sigorta işleri, ödemeler olabilir, zorunlu harcamalar olabilir. Ama daha çok bunlar başkalarının parasını yönetmek ya da başkalarından beklediğiniz paralarla ilgili veya eşinizin parasal kaynakları ile ilgili bazı mevzularda olabilir ve hafta sonu pazar günü ay aslanda pazar günü şöyle güzel bir e gezi bir seyahat yapmanız mümkün görünüyor çünkü biraz hani maceracı olacağınız biraz e hareket etmek isteyeceğiniz bir gün pazar günü uzun yolculuklar da olabilir ama şehir içinde bir e gezintiye çıkmanız açık havada yürüyüşler yapmanız spor yapmanız e fiziksel ya da kültürel bazı aktiviteler içerisinde olmanız enerjinizi toplamanız için hani kendinizi daha güçlü ve iyi hissetmeniz için çok yardımcı da olabilir sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim hoşçakalın